Bütün o kirliliklerin, bütün o kötülüklerin kaynağı, sebebi bizleriz. İnsanoğlu ya, bilinçli olmayan insanoğlu tabii. Bu anlamda bir bilincin, bir farkındalığın oluşmasına katkı verecek bu etkinliği, bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Dünyanın kaynakları kısıtlı. Özellikle temiz su, gıda ve sürdürülebilir enerji kaynakları konusunda bugüne kadarki bu gidiş sürecini bir tersine çevirmek zorundayız. Bunu sadece bilim insanları ya da teknik insanların değil, aslında bütün insanların yapması gerekiyor. Bu farkındalığın oluşmasına katkı verecek, bir nebze faydası olacak bu etkinliği çok önemsediğimi ve özellikle yavrularımızı biraz sonra defilesini izleyeceğiz. O defileye ne kadar emek verdiklerini bilen insan olarak hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bir iş ortaya çıktı. Bunun dalga dalga büyümesi ve bu farkındalığın her tarafa yayılmasını arzu ediyoruz. Konuşulacak çok şey var. Ama öz cümle şu anda insanoğlu doğayla bir savaş halinde. Bu savaş eğer insanoğlu kazanırsa insanlık kaybedecek arkadaşlar. Bu bilinçle meseleye bakmamız lazım. Yavrularımıza da küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Duyarlılık çok önemli. Bakın bazen böyle sakız çiğneriz ya, farkında olmadan ister dışı o sakızı bir yere atıyoruz. O sakızı kuşlar alıyor, yiyecek zannediyor, yutmaya çalışıyor ve ölüyor. Kendi yaşam hakkımıza duyduğumuz saygı ya da duymasını istediğimiz saygı, börtünün, böceğin, karıncanın, otun, bütün hepsinin yaşam hakkı gibi görüp saygı duymayı öğrenmek zorundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bölgemizde zaten anlatmıyorum herhalde, iklim değişikliğinin hem felaket sonuçları yaşanıyor. Heyelanlar, işte seller, büyük afetler yaşıyoruz. Bu noktadan ötürü bu tür çalışmaların ben değerli olduğunu görüyorum. Çevre kirliliği, iklim değişikliği devamlı bu bölgede yaşayan insanların birinci seviyede aklında olması gereken bir mesele. Biz buna göre yaşamalıyız, buna göre üretmeliyiz, buna göre tüketmeliyiz. Öğrencilerimizin yaptığı, öğretmenlerimizin yaptığı katkıyı çok önemsiyorum. Bu noktadan ötürü katkı veren, emek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Doğal kaynaklarımız sınırsız değildir. Sizler beni kullandıktan sonra belki de bir karton parçası ne olacak ki deyip bir köşeye fırlatıyorsunuz. Eğer beni geri dönüştürseydiniz benim gibi kartonlar yeni hayatlar kazanabilirdi. Doğada kaybolmam yıldırılıyor ve bu çevreye zarar veriyor. Dünyayı kirletmekte ustasınız. Sizi kutluyorum. Her hakkınızı da doğaya zarar veriyorsunuz. Yeah.